Herkese merhaba, YouTube kanalıma ya da Instagram TV'me hoş geldiniz. Ben Doktor Sevgi Ekiyor. Şimdi hastama izleyeceğiniz bir serüven yaptık. Neydi o? Cinsel otolog doku süspansiyonu, yani namı değer mezenkümal kök hücrelerinizi ve içerideki başka sitokromlar, enzimleri ayrıştırarak size tek prosedürlük, hızlıca klinikte yapabildiğimiz bir anti-aging kök hücre uygulama yapmış olduk. Bu tabii ki saç için de kullanılabiliyor, yüz için de, yanıklar için, akne izi için gibi birçok olayda ve hatta işte diz eklem problemlerinde gibi, ister travma olsun, ister kireçlenme gibi, dokulardaki sıvıların arasındaki boşalma gibi durumlar olsun. Yani PRP, GRP'den daha etkili olacak şekilde yaptığımız, karnınızdaki yağın alınıp, ayrıştırılıp o sizin en canlı, size en işinize yarayacak hücrelerinizin tekrar nakledilme işlemi. Dolayısıyla niye kök hücre diyoruz? Bir kere cilt altı yağınızdan aldığımız için, içerisinde mezenkimal hücreler ölçebildiğimiz için kök hücre diyoruz arkadaşlar. PRP, GRP kök hücre değildi. Bunu size defalarca hatırlattım. Onun haricinde içerisinde daha yine faydası olacak bize büyüme faktörleridir, başka enzimlerinizdir, onları da ayrıştırmış olduk. Ve cildimizde doğal bir gençleşme istiyorsak ya da az önce söylediğim gibi saç ya da başka şeyler için de kullanabiliyoruz. Size enjekte ediyoruz. Bakın hastamızın before'unu şimdi şuraya koyalım, görelim. Şimdi de işlem sonrası halini görelim. İşte göz altına, göz kenarlarına, nazolabiyallerine, maryotine, çene kontürüne, şakak bölgesine, kaş arası çizgilerine, burun bölgesine özellikle bu malzemeyle taradım ve siz şimdi bunu izliyorsunuz zaten. Dolayısıyla hastamızın günler günü kovaladıkça, aynaya baktıkça doğal bir frişleme, doğal bir cildinde açılma, işte kendi cilt yapısının kalitesinin yükseldiğini, bazı yerlerinin kırışıklıklarının ve renginin açıldığını gözlemlemiş olacak. Ama bu demek değildir ki çok yoğun neme ihtiyacı varsa nem çok yoğun olmayacak, hafif nemlendirmiş olacak. Leke açma ihtiyacımız varsa çok yoğun leke açmaz, hafif açmış olur. Bu en çok cilt gençleştirme dediğimiz, yani kırışıklık açma, gözenek sıkılaştırma, akne yara izi tedavisi yapma, yanık sıkar tedavisi yapma gibi işlemlerde başvurduğumuz şeyler. Ama bu demek değil ki, ben hep bunu şöyle anlatıyorum. Zemine önemli bir malzeme koyduk. Şimdi üstünü işlemesi çok daha kolay olacak. Yani ben hastamıza aslında Hollywood botoksu, kaş arası, alın ve göz çevresi botoks yapmam. Yine kırışıklıklarının renginin de daha belirgin bir şekilde bu malzemeden ötürü açılmış olmasını sağlayacak. Ya da keza hastamıza böyle bir işlem yapıp askı yapıyor olmam, cildinin yine hani askıyla olan mekanik hani kuvvetiyle gençleşmesine istinaden cildin kendi yapısının da hani bir 10 yaş geriye gittiğini gösteriyor olacak. Dolayısıyla benim kafam, biliyorsunuz ki yüz mimarisi anlatıyorum her zaman sizlere. Onların da videosunu şuraya bırakıyorum. Benim kafam her zaman alttan üstü bütünsel yaklaşımdan gidiyor. Yani cildinizin yaşı da gençleşmeli, mekanik görüntüsü, mimari görüntüsü de gençleşmeli ki paralel yaşlarda gözüküyor olun. Yoksa yüz çok lift ama cilt kırışıklığı ya da cildin doğal yapısı çok kurumuş ya da çok pörsümüş ya da mat duruyorsa da o zaman cilt yaşınız bu sefer yaşlı kalmış oluyor. İkisi paralel gidiyor olduğunda işte çok daha doğal ve fresh gözüküyor oluyorsunuz. Dediğim gibi biz işlemimizi tamamladık. Hastamız bunu güle güle kullansın. Ortalama ömrü 2-2,5 yıldır ama bu demek değildir ki hastalarımıza illa bir seans yapmak zorunda değiliz. Tekrarlayan seanslarda yapıp hücre sayımızı daha çok enjekte ederek diğer kök hücre prosedürlerinde olduğu gibi hani hastamızı memnun etmeye devam edebiliriz. Ama biz hastamıza şu an için tek seans yapmayı yeterli gördük. 2 sene sonra gelsin, tekrar görelim, ihtiyacımız varsa tekrar yapalım dedik. Onun haricinde bu kadına da erkeğe de yapabiliyor arkadaşlar. Karın bölgesindeki yağı özellikle kullanıyoruz ama karın bölgenizde yağ yoksa iç bacaklarınızdan da alabilir. Çünkü iki bölgenin yağ oranı, yağ kalitesi bizim işlemlerimiz için en yüksek kalitededir. Bir de bir sufle daha vereceğim size. Kadınlarda östrojen bulunduğu için hani kadınların yağ kalitesi erkeklere göre bir tık daha iyidir. O yüzden hani kadınlar o yönden özellikle göbeklerine dokunduklarında orada bir yağ hissediyorlarsa hemen klinik ortamda çok hızlı bir şekilde, herhalde 5-10 dakika sürdü zaten işlem. Klinik ortamda çok hızlı bir şekilde oradan yağ alabiliyoruz. Dolayısıyla ne bir dalgalanma olacak orada. Çünkü bu ameliyathanede yapılan liposuction gibi değil. Biz cilt altındaki yağı alıyoruz. Diğer yağ daha iç tabakadaki yağ arkadaşlar. Dolayısıyla bu gidip de ciltte dalgalanma vesaire yaratmaz. Ama bir sufle daha vereyim. Eğer mesela özellikle erkeklerde böyle vakalarım çok oluyor. Mesela spor yaptınız diyelim ama ısrarla şu bölgede minicik bir yağ tabakası kaldı diyelim alkolden ya da başka şeylerden. Bu sefer onlara yüz ya da saç yaparken o minicik yağ tabakasını biraz daha belirgin aldığımızda aslında mini liposuction gibi de yapmış oluyoruz. Ama yine söylüyorum, biz cilt altındaki yağdan alıyoruz ve klinik sınırlarımız maksimum 50 mililitre olduğu için 50 mililitre kadar alıyoruz. Bir yayınımın daha sonuna geldik. İsteyenler bana bu konu hakkındaki sorularını yazabilirler, yorumlarını yazabilirler. Şunu söyleyeyim size, geleceğin top teknolojisi kök hücre tedavileri. Saçta da, yüzde de, vücutta da kök hücre tedavilerini artık daha çok duyuyor olacaksınız. Ve gördüğünüz gibi klinik ortamda 45 dakika içerisinde kendi hücrenizi, kendinizi gençleştirmek için kullanabiliyor olacaksınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.